olan biri Fenerbahçe için ve Edin Visca sürpriz de olabilir dedi son anda. Başakşehir'de Edin Visca bağırıyor zaten sağ evet. içinde ben gideyim diye. Ya beni tutmayın artık. İrfan ben Can burada misyonumu hocam. Tamamladım diyor Visca. Artık ben ayrılayım. Ama görüntü bu. Net görülen zaten. Başkan geçenlerde millete yaptığı açıklamada gülüyoruz biz bu haberleri dedi. Atilla abi yaptı mı? Atilla Gökçe'ye. Yani İrfan Can'ın da son anda belki hani bir ara Galatasaray falan da yazıyor. İrfan Can'ın da çok böyle oynarken mutlu olduğunu görmüyorum. Yani şeyli değil. Hani o beklediğimiz, bulduğumuz İrfan Can sağ içinde bir oyuncunun anlarsın vücut dilinden. Sanki orayla bağlarını koparmak istiyor gibi. O takımın tekrar motive olması, yarışın içinde olması. Yalnız 3 maçta işte 0 puanla açıklanamaz. Tabii kapatabilir ki. Bir takım. Ne olacak? Yani 3 maçta geçen sene kötü başladı hocam. Evet, geçen sene 2 maçta kazanamamış. Hocam en tehlikeli oyuncu hedefsiz kalmış oyuncudur değil mi? Ya hedefsiz bir de Serdar. Bakan en büyük sıkıntı ne biliyor musun böyle takımlarda? Ya şampiyon olduktan sonra yani devam etmek kolay değil. Yani teknik kadroyla ilişkiler, oyuncu ilişkileri yani birçok şey değişir. Eskisi gibi olmaz. Başta motivasyon gibi. O en büyük zaferin paylaşımında bir sıkıntı en büyük olur. Büyük sıkıntıları bu. Yani o zaman daha fazla 4 yıldır hocam, Abdullah Avcı'nın getirdiği bir kültür var. Şampiyonluk başarılı bir şekilde. Geçen sene şampiyon olduktan sonra o ağaçlık gitti. Evet. Şimdi farklı boyutta hocam, takım. Senin dediğini rakamlar ve aksiyonlar doğruluyor. Ben 2 hafta üst üste söylemiştim. 3. haftada aynı şey oldu. 3 haftada Serdar oyundan çıkan 2 tane oyuncu var. İstikrarlı bir şekilde. Evet. Visca, Mahmut. Visca ile Mahmut sadece ön libero ve sağ açık değildir. Bak bunu ısrarla söylüyorum. Visca ile Mahmut'u Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde sadece bir 6 numara ve bir 7 numara olarak görmemek evet. lazım. Peki Fenerbahçe Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Cumartesi 19 karşılaşmanın başlama saati. Haber masamızın hazırladığı muhtemel kadrolara bakalım. Yorumcularımızın da kadrolarla ilgili neler söyleyeceğini merak ediyorum. İlk olarak Fenerbahçe'nin kadrosunu rica edeceğiz. Derbide Galatasaray deplasmanından Türk Telekom stadyumundan bir puanla döndü. Sarı lacivertliler. İçeride öncesinde Hatayspor karşılaşmasında 0-0'lık beraberlik vardı. Yorumlar ikiye ayrıldı. Bir kesim Fenerbahçe gol yemiyor bu en büyük hastalığıydı derken bir tarafta diyor ki Fenerbahçe gol atamıyor bu da önemli bir sorundu. İşin ne tarafından bakacağız ona bakalım. Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Thiam, Ozan, Valencia, Samatta. Papi Sisse'yi de kadroya dahil etti Fenerbahçe. Lisansı da çıkardılar. Hoca al formayı derse, tabii hazırsa fizik olarak görme ihtimalimiz var. Sisse'li harikalar kumpanyası başlar diyorsun. Şimdi Ilgaz Çınar esprisi. Nebo gibi olabilir. Ilgaz Çınar esprisi mi? Hocam, Ilgaz Çınar daha suyu bu derken yapıyor. Katkıyı verebilir mi hocam? Tabii. Ben öyle görüyorum. Tabii. Ya, şu Sisse'yi. Çıkan kadro için şunu söyleyeceğim. Ya, bir takım özellikle hücum attığı için oyunu organize eder. İşte savunmasının iki kenar beki hücuma çıkar. Orta saha düzeni de çok önemli günümüz oyunlarında. Hepimiz de biliyoruz bunu izleyenler de. Hücum oyuncuları özellikle belirler bir takımın atak şeklini. İşte set hücumu nereden olacak? Aynı şekilde geçişler nereden olacak? Kontra atak nereden olacak? Şimdi ileri üçlü Samatta, Valencia, Thiam. Bu bize neyi anımsatıyor bu üçlü? Fenerbahçe eğer böyle çıkarsa. Emenike, Sol dördünün üçünü anlatıyor. Aynen. O oyun nasıldı Mehmet? Ama oradaki ayaklarla buradaki ayaklar arasında çok fark var. Şimdi sol. Orada Caner Gökhan, Topal, Merereş. Evet. Ya Sol'la Kayt tabii ki çizgilerde oynuyordu. Santrofor ezberi olan iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Evet. İkisi de Thiam'dan, Valencia'dan farklı profilde oyuncu. Ama o zaman da Caner'le Gökhan vardı. Tabii ki yaşları daha gençti. Şimdi yine Gökhan'la Caner var. Yani bu oyunda kenar oyunları çok önemli olacağını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani böyle oyuncularla oynuyorsanız çizgi oyunlarından daha evet. fazla, daha yerleşik, daha kenardan daha fazla ceza sahası içine top sokup merkezde de Samatta'nın yanına mutlaka işte Kayt'la Sov'un yer aldığı gibi Thiam ve Valencia'nın içeri kat edip evet. hocam, orada pozisyon beklemesi gerekiyor. Ozan da aynı şekilde. Hocam, buna forvet, üçüncü forvet. Altın numarası kimdi? Raul Meyredeş, Mehmet Topal. Emre yok. Sözde yoktu. Emre vardı. Merereş vardı. Merereş Topal vardı hocam. Topal vardı. Topal vardı. Emre vardı. Merereş vardı. Değil mi? Merereş vardı. Emre'nin atletik maddesi ikinci yarı gitti evet. sene miydi? Evet. Evet. Bir de Christian Baroni vardı Baroni, değil mi? Baroni vardı. Baroni vardı. Hocam teorine itiraz etmiyorum. Ama pratikte... 4-3 oynuyordu zaten. 2'den 8 numaraydı. 6 hani, numara dediğin gibi Mehmet Topal'dı. Pratikte abartarak söylüyorum şu an. Hani 2-7-1 diye abartarak söylüyorum. Thiam'la Valencia... Çık onları. Feguli ile atıyorum Emre Kılıncı Arda'yı alsan daha orta saha özellikle oyuncularla daha 7 kişi daha o birinin
arkasında daha iyi olmaz mı olur sence? Bir takım var öyle çok başarılı Avrupa'da, hangi takım? Geçen sene fantastik oyun oynadı. Papa Gomez'di. Liverpool mu? İliç'li. Atalanta. Atalanta. Gasperini'nin takımı. Gasperini'nin takımı. Dediğim gibi o formatta oynuyor. Ama şeyle ya, Papa Gomez biraz daha tabii çabuk ama genelde o da içeri kırılıyor. İliç işte aynı şekilde. Evet. Yani onlar da o formatta oynayan bir takım. Ya, dediğin gibi. Derdim şu. Ama öyle olabilir. Sorum evet. Şu hocam. Soruya beni sevk eden şu. Tiam'la o işi yapamazsın. Neden? Ferdi'yle yaparsın. Bak şimdi yaparsın da şimdi Tiam'la farklı bir oyun çıkar Ferdi'yle de. Ferdi'nin performans istikrarı yok. Hem 90 dakika boyunca bölüm bölüm oynuyor. Evet. Genelini oynamıyor. Ligde de bir maç oynuyor. 4-5 maç performans yok. Tiam ve Valencia ile eğer böyle bir tercih yaptıysa Erol Hoca mutlaka Gökhan'la Caner'i devreye sokup dediğim gibi iki içeri evrilip iki çizgi oyuncusu Samatta ile beraber ceza sahası içine girmesi gerekir. Ozan'ın da burada girmesi gerekir. Hatta evet. Orta sahada yeri geldiğinde şimdi Sosa ve Gustavo'dan birinin de orada sayısal anlamda rakip ceza sahası içine girmesi gerekecek olan da Sosa. Hatta daha koyalım. Gustavo da burada dönen bütün reboundları Galatasaray maçında 3-4 tane aldığı gibi bütün reboundları alıp kaleye şut deneyebilir. Yani tabii. Ben maçtaydım. Uçya'da 4 tane rebound aldı. Tabii. Dönene vurdu, dönene ya, vurdu Gustavo. Ya bir de Caner'le eğer dediğin Gökhan. Gibi Caner'le ve Gökhan Gönül'le oynuyorsan tabii burada Tisserand ve Lamos ikilisi de iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Biri hamle, biri denge evet. olarak. Denge olarak Lamos çok iyi topu öne sokan bir oyuncu. Top tekniği yüksek seviyede bir oyuncu. Burada hem alan daraltıp kalesinden de 50 metre yeri geldiğinde 60 metre çıkıp rakip yer alanda da oynayabilir. O arkadaki sorunu çözdüler gibi görünüyor hocam. Hani Tisserand'dan evet. Lamos geldikten sonra. Bu arada bir kırmızı ekranlarınızda bizi A Spor Radyo'dan takip eden değerli dinleyenlerimiz için de seslendirelim. Valentino Rossi'ye Beşiktaş'ta siyah beyazlılar oyuncuyu kadrolarına kattılar. Önemli bir transfer ama diğer taraftan Beşiktaş'ta yabancı sayısı önemli meselelerden biri. Çok o sayı 19'larda kim yazılmayacak? 14 oyuncu biliyorsunuz. 5 oyuncuyu kenarda bırakacaklar ya da gönderecekler. Başka detaylar var. Aydın Hasic mi olur? Larine mi teklif gelir? Orasını bilemiyoruz ama Rossi'ye Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Umarız Beşiktaş'ta çok başarılı olur. Siyah beyazlar oyuncuyu kiraladı. O detayı da aktaralım. Şimdi yabancı tabii kontenjanı Lens kadro dışı, Douglas kadro dışı, Mirin kadro dışı. Şu an 14. Onları eğer çıkarmazsan 14 oluyor bunlar beraber. Şimdi bir tane daha golcü alırsan. Larin gider mi? Ne alacağın önemli. Kanat forvet alırsan Larin gitmez. Bence. Kanat forvet alırsan. İş kanat forvete dönüyor çünkü görüştüğü bazı golcülerde rakam anlamında ciddi sıkıntı var. Kaliniç'e zaten İtalya'da bazı kulüplerin ilgilerini istedi, para fazla. Ayrıca yönetim demiş ki Kaliniç'in son 3 senesi 13 gol. Ama Kaliniç'te düşüşte olmasa alamazsın zaten. Yani. Son 3 senesi 13 gol. Ama Larin'le de götürebilir misin? Larin ve Abu Bakar'la götürebilir misin? Fakat geçen gün maçı beraber seyrettiğim bir arkadaşım bana dedi ki Beşiktaşlı arkadaşı. Offside'da olsa Abu Bakar'ın attığı gol offside'da olsa... Uzun zamandır göğsüne top alıp gol atan adam görmedim dedi Beşiktaş'ta ceza sahası içerisinde. Bu bile bana yeterli dedi adam. Ama sonuç itibariyle Abubakar'ı bağlayamasın tabii ki tek şeyi. Ya bir forvet ya da kanat forvet. Yani ya santrafor ya da kanat forvet. Bekte ise aslında önemli bir oyuncu kaçırdılar bence. Santon, Sergen Hoca'nın istediği... Antalyaspor mu almış? Yok. Hepsi Antalya Spor diyorsun da. Santon, Sergen Hoca'nın istediği ilk oyuncu. Fakat biz sağ beki yabancı kontenjanından kullanırsak eğer forvette sıkıntı yaşayabiliriz. O nedenle Nazım'a dönüyorlar. Santon Roma Juventus maçında ilk 11 oynadı. Orada Sergen Hoca tabii çıldırıyordur herhalde onu seyrettikçe o maçta. Ama sonuç itibariyle kulüplerinde bir yabancı kontenjanı sıkıntısı var. Böyle kolay olmuyor. Beşiktaş'ın bana göre çok büyük sıkıntısı da teknik direktör sıkıntısı var. Sergen Hoca'nın geçen sene çok başarılı bir sezonla bitirdi. Evet. Bu sezon daha sahalara dönmedi. PAOK maçıyla başlayarak. Formsuz. Ha şunu söyleyeyim. Sergen Hoca'ya her zaman da destek verdik. Serdar geçen sene programlarda da foto maçta da yazdığım yazılarla. Şimdi antrenörlük böyle sabah 9 akşam 5 kart basıp böyle gelip gidip bir iş değil. Yani memuriyet iş değil. Memurlar da tabii ki bu ülkenin emekçileri. Saygı da duymak gerek. Onların işi ayrı. Teknik adamla bir kulüpte çalıştığında saat mevhumu yoktur. Yani 24 saat bazen yetmeyebilir teknik adamlara. Şimdi Sergen Hoca ile ilgili inşallah doğru değildir. Benim aldığım duyum
İşte futbolculardan bir saat önce veya bilemedim bir buçuk saat önce gelip futbolcular gittikten sonra o da gitti testlerden. Şimdi